İnek sütü alerjisi olan bebekler eğer anne sütü alıyorlarsa annelerine de inek sütü ve süt ürünlerinin verilmemesi önerilir. Bu bebeklerin formüle mamalarla ki alerjik bebeklere göre hazırlanmış, onların kullanımına uygun hidrolize ya da amino asit formüle mamaları vardır. Bunları kullanmaları önerilir. Ayrıca uygun dönemlerde ek gıdalar başlanacaktır. Böyle bebeklerde deri bulguları varsa antihistaminik ilaçlar kullanılır. Ancak bunlar sadece bulguların rahatlamasını sağlar. Eğer şiddetli reaksiyon ortaya çıkıyorsa, yani bizim ani reaksiyon dediğimiz inek sütü aldığında ölüme kadar gidebilen şiddetli reaksiyonları, anafilaksi bulguları ortaya çıkan bebekler varsa ki bebeklerin bir kısmında, az bir kısmında bunlar görülebilir. Bu tip bebeklerde adrenalin kalemlerinin bulunması ve gerektiğinde hemen uygulanmasıyla birlikte acile başvurulması önerilir. Bebeklerin büyük çoğunluğunda daha önce bahsettiğimiz gibi 5 yaşına kadar tolerans gelişecektir ve inek sütünü alır hale geleceklerdir. 3-5 yaş grubuna kadar tolerans gelişmeyen bebeklerde bu dönemden sonra inek sütünü almalarını sağlamak amacıyla alıştırma yöntemleri kullanılır. Böyle bebeklerde mutlaka hastane ortamında ve önlem alınmış bir vaziyette inek sütü çok düşük miktarlardan başlanarak giderek artan şekilde çocuğa verilir ve belli dönemin sonunda belli miktar inek sütünü sorunsuz bir şekilde almaları sağlanabilir. Biz buna yükleme diyoruz. Yükleme ile bebekler inek sütüne alışmış bir hale, tolerans gelişmiş bir hale geliyorlar.